Aşağıdaki terimlerden hangisi açıklanırken örnek olarak kullanılabilir? Damat, dat vecen mi? 2 gilo. Dattım, dattım. Aha, şuracıkta da, al vecen mi? Alacağım da tobayı avecen mi? Edeceğim de paramı çıkarıveremedim. Bir dakika bekleyi mi? Bekleyi veririm. Ne olacak ki? Diyor arkadaşlar. Şimdi argo ya da jargon değil. Argo e, daha çok halk arasında herkes tarafından bilinen ve olumsuz bir anlam ifade eden sözcüklerdir. Jargon ise belli bir sınıf arasında konuşulan dildir. Bunu eliyoruz. Lehçe değil arkadaşlar. Lehçe tarihin bilinmeyen dönemlerinde ortaya çıkmış, değil mi? Mesela Türkçenin Yakutça ve Çuvaşça lehçesi var. Şive değil, şive de bölge ya daha doğrusu yurt dışındaki mesela Azerbaycan Türkçesi bir şivedir, Kazak Türkçesi bir şivedir. Tarihin bilinen dönemlerinde ortaya çıkan farklılıklardır. Bu ağız arkadaşlar ağız bölgeden bölgeye farklı dil özellikleridir. Dolayısıyla cevabımız Adana şıkkı. Bu özellikleri taşıyan eser aşağıdakilerden hangisidir? Türkçenin en eski söylev yani nutuk örneğidir. Türk adının geçtiği ilk yazılı belgedir. Yazılı edebiyatın ilk örnekleridir. Yenise Yazıtları değil arkadaşlar. Kalyanam Kara Papam Kara bu da e, Uygurların metnidir. Irk bitik arkadaşlar Uygurların metni. Dede Korkut hikayeleri zaten köprü görevi görüyor bir geçiş dönemi eseri biliyorsunuz ki. Orhun Yazıtlarından bahsediyoruz. Cevabımız Denizli. İçerik özelliklerinden hareketle bu beyitlerin aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alındığı söylenebilir. Bilen miktarını haddinden aşmaz, yalın tutu olma, Gevdügü yaraşmaz. Utan kendine böyle söz düdürme. Görenlere kalaylık düdürme. Sakın ondan ki halka buluşu ban seni. Utan duralar gelişü ben diyor arkadaşlar. Surname padişahların kız çocuklarının düğünlerini, erkek çocuklarının sünnetlerini anlatan eserlerdir. Bu yüzden bunu eliyoruz. Kıyafetname arkadaşlar. Kılık kıyafetinden kişilik özelliğini bulmaya çalışma. Bunu da eledik. Seyahatname gizli. Bunu da eledik. Gazavatname orduların ve ee, kahramanlıklarını, savaşlarını anlatır. Pendname, nasihatname Nedir? Dolayısıyla cevabımız Bursa. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisinin örneği yoktur? Yeni bir ülkede yen vermek için atlarına nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgarına. Buradaki bin atlı arkadaşlar e, istiyare sanatını barındırıyor. Bağrımdaki közleri senin için sakladım. Söylenmemiş sözleri senin için sakladım. Bağrımdaki közler ifadesinde mübalağa sanatı var. Yani abartma, İlk akşamdan vardım kavil yerine. Önce gördüm kömür gözlüm gelmedi. Kömür göz, göz kömüre benzetildi. Sadece benzeyen ve benzetilen olduğu için biz buna teşbihi beli diyoruz. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede. O ne müthiş tipidir, savrulur, enkazlı beşer diyor arkadaşlar. Ee, savrulur, enkazlı beşer. O ne müthiş tipidir. Burada da bir hüsnü talil söz konusu. Dolayısıyla bunu da ediyoruz. İstifham yani soru sorma sanatı yok. Cevabımız Edirne. Aşağıdaki dizelerin hangisinde dini bir öge kullanılmıştır? Karışmaz yağlar yaraştığı için, körüşmez yağlar kötürdüğü için. Burada arkadaşlar dini bir kelime bulamadım. Tümen tü çiçekler yazıldı küle, ipart oldu kafur, ajun yıt bile. Burada da yok. Bu öttü ajun öz özüne bakıp, güvenip, sevinip, edinip, e, bakıp diyor. Burada da yok. Kayısı kopar, kör kayısı konar, kayısı çapar, kör kayı su içer. Bunu da eliyoruz. Yarattı kör evren, tuçi evrilir. Yarattı kör evren diyor. Bakın. Ee, anın birle tezgiç yeme tezgünür. Bak feleği yarattı durmadan döner diyor. Feleği yaratmak değil mi? Yaradandan bahsediyor. Onunla birlikte hayatta durmadan devreder diyor. Cevabımız Edirne Şıkkı. Bazı özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Adı kuşların dili anlamına gelir. Mesnevi nazım şeklinde yazılmıştır. İranlı şair Feridüddin Attar tarafından kaleme alınmıştır. İçinde tasavvufi hikayeler bulunan eserin Türkçe uyarlaması da yapılmıştır. Eserin Türkçe uyarlaması yazıldığı dönemin dil özelliklerini göstermesi bakımından önemlidir. Garipname değil arkadaşlar. Garipname Aşık Paşa'nın, Makalat Hacı Bektaşi Veli'nin, Çenkname Ahmedi Dai'nin, Vesilet-i Necat Süleyman Çelebi'nin mantuku tardır arkadaşlar. Bu Feridut'un atlardan çevrilmiş kuşların dili anlamına gelen cevabımız denizle. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 1909 yılında Fecriati topluluğuna katılan nokta 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 bu topluluğun dağılmasından sonra da şiir yazmaya devam etti. Tüm şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanan sanatçı sembolizm akımının etkisiyle kaleme aldığı şiirlerini Arkadaşlar dikkat lütfen anahtar kelimeleri yuvarlak içerisine alıyorum. Özellikle aşk ve doğa konularına yer verdiği eserlerinde güçlü hayaller ile dikkat çekti. Ona göre şiirde müzik anlamdan önce gelmekteydi. Bu yüzden şiirlerini anlaşılmaları için değil duyulmaları için yazdı. Sanatçının Nesir tarzında yazdığı eserleri olsa da bunlar şiirleri kadar tanınmamaktadır. Yahya Kemal Beyatlı değil arkadaşlar bunu eliyoruz. Ee, şöyle gider... Tevfik Fikret Servet-i Fünun dönemi, Cenab-ı Şahabettin Servet-i Fünun dönemi, Mehmet Akif Ersoy bağımsız bir sanatçı, Ahmet Haşim'den bahsediyoruz. Cevabımız Bursa. Yukarıda söz edilen bu durumu durumlarından hangileri örnekler? Şiir şairin hayatı ve görüşleriyle ilgilidir. Yani şiir şairin hayata bakışından bağımsız değildir. Cahit Sıtkı Tarancı'nın Fransa'da öğrenciyken Fransa'nın Alman orduları tarafından işgaline tanık olması, Fransa'dan Cenevre'ye geçmek için çıktığı tehlikeli yolculuk sırasında bombalanan şehirleri, ölen insanları görmesi ve benliğine yerleşen ölüm korkusunun 35 yaş şiirine yansıması yani şairin hayata bakışı gösteriyor arkadaşlar ve hayatı ve görüşleriyle ilgilidir şiiri bu kesinlikle destekler bu durumu Ceyhun Atuf Kansu'nun Turhal'da çocuk doktoru olarak görev yaptığı bir kış günü baş gösteren kızamık salgınında bir hekim olarak mücadele etmesi ama 23 çocuğun ölmesine engel olamamasından derinden etkilenerek Kızamık adı şiirini yazması etkilendiği için yazmış. Yani şiiri kendi hayata bakış açısından bağımsız değilmiş. Arif Nihat Asya'nın Adana Erkek Lisesi'nde edebiyat öğretmeniyken Hatay'ın Türkiye'ye katılması için yapılacak kutlamada okunması için o güne uygun bir şiir bulunamaması nedeniyle kutlamadan önceki gün bir gecede bayrak şiirini yazması Burada arkadaşlar kendi hayata bakış açısı değil de biraz daha milli bilinçle, milli duygularla yazmıştır. Dolayısıyla bu örneklemez bunu çıkarıyoruz şöyle cevabımız 1-2 yani Denizli Şıkkı. 1960 sonrası toplumcu şairlerinden Refik Erduron'a ait Çaylar Şirket'ten adlı şiirinden alınan bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aslen Urfalı'yım. Kaç yıl oldu bilmiyorum. Kim okur kitabı? Kim bulur dermanım bir kış günü Turizm seyahat şirketlerinde böyle başladı muavinliğimin öyküsü. O gün bugündür ezberimde artık yalnızlık, ezberimde acının kilometre taşları, ezberimde umudun küf tutmuş şafağı, ezberimde sevdanın rüzgar renkli çığlığı, ezberimde kes hızını ağlatma el kızını, ezberimde kuzu kurdun yol fordun bu gece, ezberimde Orhan Gencebay dertler benim olsun. Bireysel temalar değil mi? Ezberimde yalnızlık, kilometre taşları, renkli çığlığı, dertler benim olsun. Hep bireysel e, duygular söz konusu. Adana şıkkını ne yapıyoruz? Eliyoruz arkadaşlar. Sözcük tekrarıyla illetinin, e, iletinin etkileyiciliğini artırdı. Ezberimde diye sözcük tekrarı yapılmış. Kesinlikle bu da doğru. Halka ait benimsenmiş değerlerin kullanıldığı bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. İşte e, dermanım, kim okur kitabım, ondan sonra yine aynı şekilde Ford, Orhan Gencebay, Kurt Kuzu gördüğünüz gibi bunu da eleyebiliriz. Alışılmışın dışında bir söylemle oluşturuldu. Bu bir kenarda dursun gayet de alışılmış bir söylem söz konusu şiirde. Doğal ve açık söyleyişin imgeci ve çağrısın, çağrışımsal anlatımla birleştirildi. Evet arkadaşlar Umud'un küf tutmuş şöyle şafağı, rüzgar renkli çığlık değil mi? Kesinlikle doğal ve açık söyleyişin imgeci ve Çağrışımsal anlatımla birleştirildiğini görüyoruz. bunu da eledik cevabımız denizli şıkkı. Bu tablodaki yerlere birer örnek daha yazmak isteyen biri aşağıdakilerden hangisini bu tabloya yazamaz. Sepki hindi akımına baktığımızda arkadaşlar Hint tarzı değil mi? Net şati var burada başka şıklardan kimi getirebiliriz. Şimdi baktığımızda bakiyi getiremeyiz arkadaşlar. Şeyh Galibi getirebiliriz. Dolayısıyla şuraya şöyle C şıkkını yani Şeyh Galibi yazmış olalım. Mahalleleşme akımına baktığımızda arkadaşlar Nedim'i getirebiliriz, değil mi? Onun dışında bir de bakiyi getirebiliriz yani D ve B de bu şekilde gider. Türkü Basit akımına baktığımızda Tatavlalı Mahremi'yi getirebiliriz şöyle A şıkkı da gider arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sanat ve edebiyat anlayışı doğrultusunda eser verenlerden biri değildir? Nuri Pakdil ve Mehmet Akif İnan'ın çıkardığı edebiyat dergisi daha sonra Mehmet Akif İnan'ın çıkardığı Mavera dergisi Kahramanmaraş'ta Cahit Zarifoğlu'nun isim babası olduğu Yedi Güzel Adam hareketini başlatır. Bunlar İslami değerleri yerli kılmayı, yabancılaşmaya karşı çıkmayı ve insanın varoluşsal problemlerine sanata taşırlar diyor arkadaşlar. Hangisi bunlardan biri değil. Ebu Bekir Eroğlu bu grupta yer alıyor. Vahap Akbaş, Arif Ay, Nurullah Genç bu grupta yer alıyor arkadaşlar. Fakat Süreyya Berfe'ye baktığımızda önce ikinci yeni kuşağında daha sonra 1960 kuşağında yer almış Cumhuriyet dönemi yazarıdır. Dolayısıyla cevabımız Edirne Şıkkı olur. Bu parçada anlatılanlardan halk ve divan şiiriyle ilgili kavramlarından hangisiyle ilgili karşılaştırma yapılamaz. Halk ozanı duyduğu değil gördüğü tanıdığı kuşu işler şiirlerinde. Halk ozanın şiirlerinde divan şiirindeki doğa dışı varlıklar yer almaz. Örneğin halk ozanının dizelerinde atmaca tavuğu yiyip pirici kapıp uçarken divan şairlerinin dizelerinde Güzelin gözleri olan Doğan Seven'in gönlünü avlar. Şimdi baktığımızda arkadaşlar halk şiiri somut, e, divan şiiri soyuttur. Bunu kesinlikle ediyoruz. Halk şiiri daha açık. Divan şiiri daha kapalıdır anlamsal olarak. Bunu da eledik. Halk şiirine nesnel diğerine öznel diyemeyiz arkadaşlar. Bu bir kenarda şöyle dursun. Halk şiiri daha gerçekçilik ön planda. Divan şiirinde hayalcilik yani düşçülük ön planda. Bu da doğru. Cevabımız 3. Yalnız Bursa şıkkı.